Ayfer Hanım geldiler. Sayın Ayfer Topçu. Kendileri 7000-8000 diyordu. Bakınız, Selin Hanım'ın bir hamlesi 8900'lük bir çıta bıraktı size. Çok güzel yarıştı, kıskandım bakalım. Soruları da beğenmişsiniz. Evet, beğendim. Yani bu demektir ki aynı sorular bana gelseydi ben de o doğrultuda yarışırdım. Hemen hemen evet. Belki de bu 14'lü çok daha kolaydır. Bakalım, umarım. Olumlu bakalım. Olumlu bir şekilde de başlayalım. Gelsin mi ilk soru? Evet. Buyurun. Tropikal bölgelerde yetişen bir bitkinin popüler bir içecek içinde kullanılan adı. Dünyadaki en popüler içecek hatta. Harf alayım. Alalım. Güney Amerika'da yetişiyor bu bitki. Zaten o popüler içeceğin. Harf alayım. Buyurun. Birçok markası var. Kola. Kola. Yoruldu. Yani. Tahmin edemediniz. Evet. Şimdi uzun uzadıya açıkladığımız bir soru var. Sonunda Batı kökenli bir eş anlamlısı da var. Gerekirse Arapça kökenli eş anlamlısını da ben söylerim. Önce bir okuyalım. Efendim, bir kişinin sahip olduğu semptom ve bulgulara dayanarak kişinin hastalığının belirlenmesi. Diagnoz ya da teşhis. Harf alayım. Buyurun. Tedaviden önce ne gelir? Önce hastalığın nokta noktasını koyalım. Tanı. Tanıdır. 300 puan değerindedir. Heyecanı atacağım yavaş yavaş. Olur o kadar. Şimdi buralarda alınan harfleri çok dikkate almamak lazım. Halihazırda 6 tane harf alabilecek durumdasınız. Beni üzerine söyleyeyim mi size? Sizi de üstsün biraz. Topu topu 500 puan kazandık. Neredeyse 1 dakika harcadık. O güzel bir alışveriş değil. Biraz daha hızlanalım. Gerekirse harfi alın, tokatı indirin. 30 saniye süre var, onu kullanın. Tamam. Burada gerekmez ama. Bu çok kolay bir soru. Bir meyveden bahsediyoruz. Kabakgiller ailesinin en hoş kokulu üyesidir. Harf alayım. Hatta iyisini koklayarak seçerler. Sap kısmını böyle koklayarak seçerler. Kabakgiller ailesinin en hoş kokulu üyesi. Ortada bir V harfi. Bu bir meyve. Yata yata büyüyen meyvelerden. Kavun. Kavun. 400 puan. Ayfer Hanım alışamadı daha mevzuya. Henüz evet. Ama yakaladık mı tempoyu? Bakın ondan sonra içinden beklendi, bir ejderha fırlayacak. Beni geliyor. Bekliyorum efendim, bekliyorum. Bakın halen bekliyorum. Buyurun gelsin yenisi. Yüz rengi. Yüz rengi solmuş. Beniz. Olur mu? Beniz. Olur. Bu bence kavundan çok daha zordu. Evet. Harfi almadınız semte. Zaten izlerken de böyle oldu. Öyle mi oluyor? Evet. Tamam, o zaman zor sorular gelsin. Buyurun bir tane daha. Bu bir unvan. Doğu kiliselerinde kilisenin başında bulunan en yüksek rütbeli piskopos. Papaz değil. En yüksek rütbeli. Harf alayım. Bir tane harf istedik. Balat'ın oralara gittiniz mi? Dolaştınız mı oralarda? Hani orada şey var. Fener'in orada şey var ya. Neydi o? Ben Anadolu yakası çocuğuyum. Ay yok, çıkıyor. En yüksek rütbeli diyor. Yani hani papaz falan, onları, rahip falan, onları geçin. En yüksek rütbeli. Yok. Harf alabiliyor muyum? Bu saatten sonra mı? Bak, gitmeye başladı. Nasıl olacak o iş? Ama şu Balat, Fener, Fener Rum hani... Patrik, Patrik. Patrik, Patrik. Tamam. Bundan sonra sizi biraz kendi başınıza bırakıyorum. Haberiniz tamam. Olsun. Bana da ihtiyacınız yok zaten. Çünkü burada heceler birbirini tekrar ediyor. İkileme gibi bir şey bu. Çok basit. Buyurun. Argo'da laf kalabalığı. Laf kalabalığı yapma. Hebele hübele. Hebele hübele. Hebele hübele değil o. Harf alayım. Buyurun bir harf. Boş konuşma, laf kalabalığı. Eskiden böyle dilencilerin söylediği şarkılar içinde kullanılırmış bu. Elinde tasla gelirmiş, dua edermiş, sonra tası doldur dermiş. Doldur, doldur. Öyle bir ikileme. Doldur, doldur. Bana doldur, doldur yapma. Öyle düşünün. G harfi.
Belli ki o G bir de en başta değil mi? İkileme olduğuna gır, göre. Gır 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 gır. Gır. Ne? Gor gor. Gor gor değil o. Gar gar. Gar gar da değil o. Ger ger. Hayır. Gür gür. Bilen var mı? Gır gır gir gir. Ger ger. Ger ger mi? Hayır. Ne gar, istiyor gar. Olabilir? Çanağı uzatıp da ne istiyor olabilir? Koy koy goy goy. Duymadın mı? Demek ki sosyal çevrenizde laf kalabalığı yapan insan yok. Gurur duyun demek kendinize. Demek ki. Bir daha alkış lütfen. 8000'in üzerine çıkarız. Ama 8900 puana yetişemeyiz efendim. Daha rahat yarışabiliriz. Keyif alalım. Buyur. Çoklu yıldız sistemi. Harf alayım. Buyurun. Gezegen. Gezegen olmaz. Ne bu? Gezegen yıldızdan küçük. Burada diyor ki bir sürü diyor yıldız var burada diyor. Gökyüzü. Gökyüzü mü? Gökyüzü mü olmaz? Harf kelime üretiyorum şu an. Hani bu böyle yani biz hangisinin içindeyiz? Samanyolu. Neydi o? Samanyolu nesi deniyor ona? Samanyolu gezegeni değil. Samanyolu gökyüzü de değil. Samanyolu... Üzülürsünüz Ayfer Hanım. Vallahi üzülürsünüz. G harfiyle başlıyor. Samanyolu... Galaksi. Galaksi! Elimde 2 dakika 26 saniye var. Şimdi zulme mi dönüşsün o 2 dakika 26 saniye yoksa keyfini mi çıkartalım? Çıkaralım. Verin kendinizi biraz. Tamam. Tamam. Soruyu gerekirse 2 defa okuyalım. Tamam. Hadi gelsin. Söz gelişi, misal, mesela. Bu anlamlarda kullanılan bir söz. Misal verirken kullandığımız harf bir olayım. Söz. Aldık bir harf. Ö harfiyle başlıyor. Örneğin. Olur mu? Olur. Yumruğu da vurdular. 600 puanı orada bırakmadılar. Hadi yenisi. Biraz geç oldu ama bak alıştınız. Bir yeri zor kullanarak ele geçiren kişi veya kişiler. Artık sadece insan için kullanılmıyor. Mesela türlü hayvanlar içinde. Bizim kıyılarımıza mesela bir tane balık geliyor. Diğer balıkların canını okuyor. Ona da nokta nokta tür diyorlar. Yosun için mesela. Harf nokta alayım. Nokta tür. Buyurun. Harf alayım. O alanı ne etmiş? Kuşat. Hayır. Kuşatan. Hayır. Bir harf hayır. Daha istediniz siz. Evet istedim. İstediler. Doğru. Ne etmiş orayı? Yapmayın Ayfer Hanım. Bir sesli ya. Harf var başında illaki. Burayı ne etmiş? Buraları doldurmuşlar. İstif. İstif değil. Yok. Yok, istif olmaz. Direkt kelime üretiyorum, hiç anlamını düşünmüyorum şu an. Bizim topraklarımızı yani gelip... İstila. 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 Peki yapan kişiye... İstilacı. Vallahi son anda döndük. Son anda döndük. 8 haftadır tek kelimedir. Bir ülkenin adıdır. Bir bakın. Hem resmi hem milli dili Urduca olan ülke. Alın bir harf. Harf alayım. Aldık bir harf. Bir ülke arıyoruz ki P harfiyle başlıyor. Pakistan. Yo. Yo mu? Pakistan. Kesinlikle Pakistan. 700 puan daha 3900 oldu kasa. Bugün böyle tip soruları biraz çokça. Tanıyı da sorduk ya size. Hı hı. Biraz garipti sorusu onun. O yüzden uğraştırdı sizi. Bu çok daha basit bakın. Bakalım. Adres tarif eder gibi. O kadar net bir soru. Buyurun. Kalbin sağ karıncığından akciğerlere, sol karıncığından vücudun diğer bölümlerine kan taşıyan yaşamsal kanal. Atar, damar. Öyle midir? Öyledir. Vallahi evet. Net soru. 900 puan daha. Bu seferki Fransızca kökenli, daha doğrusu bizim dilimize Fransızcadan girmiş. Şöyle soru verdik. Canlandırma. Türkçe karşılıklarından biri bu aslına bakarsanız. Fransızca kökenli bir sözcüktür. Canlandırma. Harf alayım. Aldık bir harf. Canlandırma film. Canlandırma deyince bambaşka şey atlatıyor. Animasyon. Olur efendim. Size de 800 puan kazandırır. Son 2 soru. Buyurun geliyor. Her yılın 6 Mayıs gününde kutlanan geleneksel kır bayramı. Biliyorum. Biriyle biri buluşuyorlar. Biz de seviniyoruz. Onlar buluştu diye. Değil. Harf alayım.
Ateş harf yakılıyor, alayım. Üzerinden atlanıyor. Nevruz. Nevruz değil. Nevruz daha yeni. Harf alayım. Buyur. Hızır ile İlyas. İkisi bir araya geliyor. Harf alayım. Aldık bir tane daha. Neydi o ya? Ateşli bayram. Yani kesin bildiğim bir şey ama şu an gelmiyor. Harf alayım. İlk harfi gelse çözülür bu. Gelmedi. Olmaz olsun. Hıdır Ellez. Böyle de çözülür. Son soru, son cevap kaldı. İki kelimeden oluşuyor o. 14 saniyede cevap veririz. İşte istediğiniz şey. 7000'in üzerine çıkacağım evet. Diyordunuz. Çıkarsınız. Rezil olmayacağım. Rica ederim. Öyle bir şey yok zaten. Buyurun bir bakın. İki kelime unutmayın. Yaşamak için gerekeni sağlama uğraşısı ve beraberinde sıkıntısı. Soru çok açık. Harf alayım. İki kelime olduğunu da unutmayalım. Harf alayım. Bir tane daha. Tamam olur. Yine de 7000'i buluruz. Ne çekiyorum efendim? Sıkıntı çekiyorum da. Ne çekiyorum? Yaşamak için gerekeni sağlama sıkıntısı çekiyorum. Sıkıntı, çile... Nedir bu? Yani aldığımla verdiğim birbirini tutmuyor. Yetiremiyorum. Çıplak vatandaş gibi geçim olacağım. Geçim derdi. Nedir? Geçim derdi. Geçim derdi. Vermediniz kendinizi. Yani biraz heyecan diyelim. Heyecandan evet, mı? Evet, beklenti çok yüksekti. Evet, benim de beklentim yüksekti. Bir daha deneyin o zaman. Umarım. Bir kocaman alkış.